Serdar, şu anda Virginia eyaletinde, senin de söylediğin gibi Arlington bölgesindeyiz. Bir sosyal merkezin önündeyiz. Community Center diye geçiyor. Burada normal zamanlarda insanlar spor yapıyorlar, sohbet ediyorlar, kitap okuyorlar. Ancak bugün demokrat seçmenler burada oylarını kullanıyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz binada. Şu ana kadar insanlar arabalarını park edip giriyorlar. Açıkçası çok büyük kalabalıklar görmedik. Düzenli bir şekilde oyunu kullanıp çıkıyorlar. Virginia'da önemli eyaletlerden biri aslında. 99 delegesi var. Bu eyalette yarışı şu anda anketlere göre Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg üçünün arasında geçecek gibi görünüyor Virginia'daki yarış. Ancak sen de söyledin, özellikle Kaliforniya eyaleti oldukça önemli. 415 delegesi var ki bugün toplamda aslında 1357 delege sahiplerini bulacak. İşte bu rakam bugünkü seçimi oldukça önemli hale getiriyor. Şu ana kadar 4 eyalette ön seçim yapılmıştı ve sadece 155 delege sahiplerini bulmuştu. Hemen onu da hatırlatalım. Ne kadar çok fazla oy alırsınız, o kadar fazla delegeye sahip oluyorsunuz ve 1991 sayısına ulaşan delegelerde ki aday Demokrat Parti'nin başkan adayı olacak. İşte süper salıyı süper salı yapan olay bu. 1357 delege sahiplerini bulacak. Şu ana kadar Bernie Sanders delege sayısında birinci sırada, 60 delegesi var. 53 ile Joe Biden onu takip ediyor. Pete Buttigieg'in, ki o da pazar günü yarıştan çekilmişti, 26 delegesi var. Elizabeth Warren'ın 8 delegesi var. İşte bu delege sayısı göz önüne alındığında, onlarla ifade edilen delege sayısı bugün 1357 delege, oldukça fazla. Hemen anketlerden bahsedelim biraz. Anketlerde Kaliforniya'da Bernie Sanders açık ara önde görünüyor. Rakipsiz gibi görünüyor Kaliforniya'da Bernie Sanders. İkinci en büyük eyalet Texas. Seçimlerin yapıldığı 228 delege var demiştik. Bernie Sanders ile Joe Biden arasında bir yarış söz konusu Texas'taki. Joe Biden, sen de söyledin, Güney Carolina, cumartesi günkü Güney Carolina zaferinden sonra yaklaşık oyların yarısını almıştı o eyalette. Arkasına büyük bir ivme kazandırdı. Yarışına büyük bir ivme kazandırdı. Pete Buttigieg pazar günü yarıştan çekildi. Sürpriz bir geri çekilmeydi. Hemen arkasından dün Amy Klobuchar pazartesi günü yarıştan çekildi ve bu iki isim de Joe Biden'a destek verdiklerini açıkladılar. İşte Joe Biden bu ivme ile süper salıya girmiş durumda. Üçüncü en büyük eyalet 110, Kuzey Carolina 110 delege çıkıyor. Orada da Joe Biden ile Bernie Sanders arasında yarışma dikkat çekiyor. Anketlerde öyle görünüyor. Massachusetts seçimin yapılacağı bir başka eyalet, seçimlerin yapılmakta olduğu bir başka eyalet. Elizabeth Warren aday adaylarından Elizabeth Warren Massachusetts senatörü, ancak oradaki anketlerde de Bernie Sanders'la Elizabeth Warren başa baş gözüküyor. Joe Biden, özellikle ondan bahsedelim. Joe Biden, Amy Klobuchar'la Pete Buttigieg'in Joe Biden'a destek vermesi önemliydi. Çünkü Joe Biden 14 eyalette yapılmakta olan seçimlerde anketlerde gerilerdeydi. Ancak Pete Buttigieg ile Amy Klobuchar'ın Joe Biden lehine yarıştan çekilmesi Joe Biden'ı anketlerde ön plana çıkardı ve Bernie Sanders'la bazı eyaletlerde başa baş duruma getirdi. Onu da hatırlatalım. Bernie Sanders anketlerde ön plana çıkması açıkçası Demokrat Parti'de biraz telaşa neden oldu diyebiliriz. Çünkü Bernie Sanders kendisini demokratik sosyalist olarak niteleyen biri ve eğer Bernie Sanders'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olması durumunda Trump karşısında Amerika'da şansı olmadığı yorumları yapılıyordu. İşte Demokrat Parti, Bernie Sanders bu arada bağımsız senatör Vermont'tan, o da bugün oy kullanacak eyaletler arasında Vermont, ama onun sadece 16 delegesi var. Orada anketlerde de yarışı açık ara önde götürüyor. İşte Demokrat Parti'de Joe Biden'ın arkasında toplanma gibi bir durum söz konusu oldu diyebiliriz Bernie Sanders'a karşı. Bernie Sanders'a bu soru soruldu. Siz kendinizi demokratik sosyalist olarak niteliyorsunuz. Bundan pişman mısınız dedi. Sorusu geldi. Hayır, kesinlikle pişman değilim. Ben buyum dedi Bernie Sanders. Bugün oldukça önemli. Bundan sonra çok sayıda delege kazanacak adam Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, bu üçünün ismi ön plana çıkıyor. Bernie Sanders Joe Biden arasında geçecek gibi gözüküyor. Süper Salı'dan sonra, bugünden sonra yarışı önde götürecek çok fazla delege kazanacak isim yarışta bir adım daha öne geçecek. Hemen onu hatırlatalım. Eğer yarıştan çekilmeler olur olmazsa, tek aday kalmazsa, Temmuz ayında Demokrat Parti'nin başkan adayı netleşecek Serdar.